Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde menkul kıymetler konusuna bir giriş yapacağız. Menkul kıymetleri alma, karlı olarak ya da zararını satma ve menkul kıymet getirileri nasıl kaydedilir? Birlikte buna göz atacağız. Önce menkul kıymetin tanımı ve temel menkul kıymetlerin türleri nelerdir? Bunlarla başlayalım. Menkul kıymet dediğimiz şey kabaca şu. A. Geçici yatırım amacıyla. B. Yatırım amacıyla satın aldığımız hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, özel kesim tahvili, kar zarar katılım belgesi gibi bütün unsurları kapsar. Basitçe borsada alınan, satılan, işlem gören unsurların tamamını biz menkul kıymet olarak kabul edebiliriz. Konu itibariyle bizi ilgilendiren temel menkul kıymetlerin tanımlarına birlikte bir göz atacak olursak, bir menkul kıymeti tanımlarken iki tane soruya cevap vermeye çalışın. A. Bu menkul kıymeti, bu belgeyi kim çıkarır ve neden çıkarır? Buna göre ilk ve en önemli menkul kıymetim pay senedi. Diğer adıyla hisse senedi. Anonim şirketler tarafından ortaklık payını belgelendirmek için çıkarılan belgelerdir diyeceğim arkadaşlar. İkinci belgem tahvil. Devletin ya da anonim şirketlerin, dikkat, uzun vadeli fon sağlamak için, uzun vadeli borç almak için çıkardığı belge tahvildir. Gelir ortaklığı senedi, bir altyapı ya da üst yapı yatırımının gelecekteki getirilerinden de pay alınmasını sağlayan bir menkul kıymet türüdür. Finansman ve hazine bonusunda ise durum şu. Finansman bonusunu anonim şirketler, hazine bonusunu devlet çıkarır. Her ikisinde ortak noktası kısa vadeli çıkaran açısından borç alınmasını sağlayan belgedir. Anonim şirketlerin kısa vadeli borç almak için çıkardığı belge finansman bonusu, devletin kısa vadeli borç almak için çıkardığı belge de hazine bonusu olur. Şimdi bu saydıklarımız klasik menkul kıymetlerdir ama menkul kıymet faslını daha geniş düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sürekli yeni sermaye piyasası araçları, özellikle türev piyasa araçlarımız var. İşte bolca artık kullanılır biliyorsunuz. Herhalde herkesin de artık bulaşmışlığı vardır. Kripto para teknik olarak menkul kıymettir. Altın mevduat hesapları, mevduat deyince hazır değer olarak almayın lütfen. Altın mevduat hesapları yine burada, yani menkul kıymet kapsamına girer. Biz menkul kıymetleri alma, satma, bunların getirilerini kaydetme bu işlemler üzerinde duracağız. Şimdi menkul kıymetlere dair temel işlemlere geçmeden önce tek düzen hesap planında menkul kıymet alırsam bunları hangi hesaplarda izleriz? Hesap adlarını hızlıca bakalım. Hisse senedi alırsam 4 hesaptan birine kayıt yapacağım. 1. Hisse senetleri. 2. Bağlı menkul kıymet. 3. İştiraklar. 4. Bağlı ortaklık. Tek düzen hesap planında detaylarını göreceğiz ama hisse senedi alırsam bu 4 hesaptan birine kayıt yapmam lazım. Hisse senedi dışında bir menkul kıymet alırsam şuna bakacağım. Kim çıkardı? Devletin çıkardığı bir menkul kıymeti aldıysam adı, kamu kesimi, tahvil senet bonusu, anonim şirketin çıkardığı bir menkul kıymeti alırsam da özel kesim tahvil senet ve bonusudur. Şu diğer menkul kıymetler hesabı son dönemde artık sıkça kullanılıyor. Altın mevduat hesabı açtırdım. Kripto para aldım. Diğer menkul kıymetler de takibini yapabilir. Değer düşüklüğü karşılığı hesabını dönem sonu envanter kayıtlarında ayrıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi menkul kıymetlerimi takip ederken kullanacağım temel hesaplar bu. Hesaplara ve kayda geçmeden önce şunu kavramamız lazım. Borsadaki taraflar kim? Yaptıkları işlem nasıl adlandırılır? Buyurunuz lütfen sermaye piyasası işlemlerine. Borsada arkadaşlar, yani sermaye piyasasında iki temel taraf olur. Bir, paraya ihtiyacı olan, bir de parası olan, yani yatırımcı.
Bu taraflar arasında tasarlanan ve de gerçekleşen ilk işlem şudur. Paraya ihtiyacı olan işletme parası olana gitti ve dedi ki bu kağıdın adı hisse senedi. İmzalayıp ben bunu sana vereceğim. Sen de bana bu kağıt parçasına karşılık para ver. Biz bu işlemi tamamladığımızda ortaya şu durum çıkar. Hisse senedini ihraç eden yani imzalayıp karşı tarafa veren der ki ben ortak edindim. Kendim ortak aldım. Hisse senedini alan karşılığında parayı veren de der ki ben bir anonim şirkete ortak oldum. Biz şu anda konu itibariyle arkadaşlar hisse senedini ihraç eden çıkaran işletmenin kayıtlarına bakmayacağız. Bunu öz kaynaklar grubunda şirket kuruluş işlemlerinde anlatacağım. Biz şu anda yatırımcının yerine kendimizi koyarak düşünelim. Hisse senedi aldım. Karlı ya da zararını satma getirilerinin kaydı nedir? Bunu öğreneceğiz. Buna göre ben hisse senedi aldıysam bunu 4 hesaptan birine kaydederim. Farklara değineceğim. Hisse senedi alırsam 1. Hisse senetleri hesabına yazabilirim. Buna birazdan diyeceğiz ki geçici yatırım amacı. Yani ben burada hisse senedini aldım ama benim derdim bekleyip de kardan pay almak falan değil. Bütün derdim şu. Hisseyi 5 liradan aldım sabah seansı. Öğleden sonra seansında bu hisseye 6 lira veren bir saf bulursam hemen satıp gideceğim. Bütün derdim hisse senedi satışından para kazanmak. Biz buna spekülatif amaç ya da geçici yatırım diyeceğiz. Amacım geçici yatırımsa aldığım hisseyi bu hesaba kaydedeceğim. Başka, eğer ben hisse senedi alırsam bu şu sayacağım 3 hesabı da kullanabilir. 1. Bağlı menkul kıymetler hesabı diyebilirim. 2. İştiraklar hesabı diyebilirim. Ya da 3. Bağlı ortaklıklar hesabı diyebilirim. Dikkat! Altı üstü bir hisse senedi aldım. Muhasebe ve tek düzen hesap planı bana diyor ki aldığın hisse senedini 4 hesaptan birine kaydedebilirsin. Peki ben bu hesapları birbirinden nasıl ayıracağım? Çok ayrıntısıyla anlatacağım. Ön bilgi olarak söylüyorum. Amacım şayet geçici yatırım ise. Yani hisse senedini düşük bir bedelden aldım. Fiyatı biraz değişsin hemen satacağım. Benim derdim ortak olmak değil. Yönetime girmek değil. Kardan pay almak değil. Derdim hisse satıp para kazanmak. O zaman amacım geçici yatırımdır ya da spekülatif amaçtır. Aldığın hisseyi bu hesaba kaydet. Peki ben yatırım amacıyla hisse senedi alırsam ne olacak? O ne demek? Hisseyi aldım, fiyatı değişti, hemen satma niyetim yok. Şöyle amaçlarım var, şöyle kötü amaçlarım var. Bir, ben bu şirkette çoğunluk hisseleri ele geçirmek isterim. Ya da bekleyeceğim, kardan pay alacağım. Eğer böyle dertleriniz varsa, böyle bugünden yarına fiyat değişti, hemen satma niyetiniz yoksa, kardan pay alma, yönetime girme hedefleriniz varsa buna yatırım amacı denir. Yatırım amacıyla hisse aldığında bunu 3 hesaptan birine kaydedeceksin. Hangi hesabı neye göre kullanacağım dersen, amacım yatırım dediğinde sana diyecekler ki ortaklık payın yüzde kaç? Sen de diyeceksin ki payım dikkat %10 değil %10'a kadar ise bağlı menkul kıymet. Yatırım amacıyla hisse aldım. Ortaklık payım %10 ile %50 arasındaysa o zaman iştiraklar. Yatırım amacıyla hisse aldın. %50 değil dikkat et. %50'den fazla ise o zaman da bağlı menkul kıymet diyeceksin. Toparla. Sen yatırımcı olarak hisse senedi alırsan 4 hesaptan birine kayıt yapmak zorundasın. Aldığın hisse senedini kaydederken amacın
Geçici yatırımsa ortaklık payı önemli değil, hisse senetlerini yaz geç. Amacın yatırımsa şirketin yüzde kaçı sana aittir? Buna göre 3 hesaptan birine kayıt yapman lazım ki dediğim gibi burada ön bilgi verdim. Birazdan bunun detayına geleceğiz. Şimdi başlangıçta borsanın yani sermaye piyasasının varlık sebebi buydu. Gerçekten reel bir durum vardı. Şu andaki gibi tamamen ikinci, üçüncü türev piyasada araçlar yoktu. Spekülatif bir durum bu kadar yaygın değildi. İnsanlar cidden bir şirkete ortak oluyordu. Oradan da kar payı alıp ya da hisse satıp para kazanıyorlardı. Daha sonra borsada bu yetmedi. Şöyle bir ikinci işlem grubu ortaya çıktı. Bu arada hisseyi çıkaranın kaydı da budur. Ortak aldı. Ortaktan aldığı parayı tabii ki sermaye hesabında izler. İkinci işlem grubu arkadaşlar. Şu, paraya ihtiyacı olan işletme ortak almak istemiyor. Paraya ihtiyacı olan işletme bunu borçlanma yoluyla karşılamak istedi. Bu durumda da paraya ihtiyacı olan şunu yaptı. Bir kağıt parçası hazırladı. Üzerine yazdı, dedi ki bunun adı tahvildir. İmzaladı ve yatırımcıya verdi. Yatırımcıdan parayı aldı. Ben de bu alışverişi yapanlara şöyle uzaktan baktım, gittim, dedim ki siz ne yapıyorsunuz? Aldığım cevap, paraya ihtiyacı olan dedi ki ben uzun vadeli borç aldım. Yatırımcı da dedi ki uzun vadeli borç verdim denmez. Yatırımcı da der ki borç verdim. Yatırımcı açısından bu tahvildeki vade önemli değil arkadaşlar. Vadesi 20 yılda olsa, 50 yılda olsa tahvil aldığınızda siz karşı tarafa borç verdiniz. Tabii ki 20 yıl 50 yıl beklemek zorunda değilsiniz. Bugün aldığınız tahvili yarın bir başkasına devredebilir, satabilirsiniz. Şimdi ben borç verdiysem işletme olarak ki ben şu anda yatırımcının kaydını yapıyordum. Bütün derdim şu. Kime borç verdin? Tanıma geri dön. Tahvili kim çıkarabilir? A. Devlet. B. Anonim şirket. O zaman borç veren eğer anonim şirketin tahvilini aldıysa özel kesim tahvisini bonosu der. Devlet tahvili alıp da devlete borç verdiyse kamu kesimi tahvil senet ve bonosu der. Dikkat edin, hisse senedini aldığımda 4 hesaptan birine kayıt yaptım. Tahvil aldığımda kime borç verdiğime bağlı olarak ya özel kesim ya da kamu kesimi tahvil senet ve bonosu dedim. Şu anda beni ilgilendirmiyor ama karşı taraf yani bu belgeyi ihraç eden de şu kaydı yapar. Kasa ya da banka şuraya da der ki çıkarılmış tahvil. Bakın uzun vadeli borç aldı. 4 grubu. Şimdi ben hisse senedi aldığımda hangi beklentilerim vardı? A. Hisseyi sat para kazan. B. Kar payı elde et. Dikkat! Tahvil aldığımda beklentim nedir? A. İyilik olsun. B. Devletimi çok seviyorum, zorda kaldı, para onun olsun. C. Faiz gelir elde etme. Tahvil aldıysanız, borç verdiniz, borcu da hayrına vermiyorsunuz. Beklentiniz faiz gelir elde etmektir. Bu yüzden hisse senedinin getirisi 1. Menkul kıymet satış karı 2. Temettü kar payıdır. Ama tahvil, bono ve senette getiri bellidir. Temel getiri faiz gelir elde etmektir. Borç verirken de sizin bütün derdiniz budur. Faiz gelir elde etmek istersiniz. Şimdi sermaye piyasası işlemlerinde üçüncü bir nokta daha var. Aslında bu çıkaran açısından fark gözetir. Yatırımcı açısından bir farkı yoktur. Hemen bir ondan da bahsedelim. Borsada gerçekleşen üçüncü ve son işlem de şudur. Hisse senedi ve tahvil dışında her şey. Buna göre paraya ihtiyacı olan işletme, fon ihtiyacını karşılamak için bir, hazine bonosu ya da İki, finansman bonusu ya da üç, kar zarar katılım belgesi ya da dört, gelir ortaklığı senedi ve benzeri
belgeleri ihraç etti. İhraçta artık anlaştık. Bir kağıdın üstüne adınızı soyadınızı yazdınız, nominal değeri yazdınız, faiz oranını yazdınız, imzalayıp verdiniz. Ve karşılığında parayı aldınız. Ben yine tarafları sorsam, yahu siz ne yaptınız desem, aldığım cevap şu. Paraya ihtiyacı olan diyor ki, ben kısa vadeli borç aldım. Yatırımcı hiç istifini bozmaz. Yatırımcı der ki, ben borç verdim. Dikkat edin. Sermaye piyasası işlemleri paraya ihtiyacı olan açısından üçe ayrılır. Ortak aldım, uzun vadeli borç aldım, kısa vadeli borç aldım. Ama sermaye piyasası işlemleri yatırımcı açısından ikiye ayrılır. Bir, ortak oldum. İki, borç verdim. Ortak oldum ve borç verdim. Buna göre kısa vadeli borç alan, bunu ayrı bir hesapta gösterecek. Ama yatırımcı tıpkı durum 2'de olduğu gibi kime borç verdiğini bakar. Anonim şirkete borç verdiyse özel kesim taviz senet bonosu, devlete borç verdiyse de ne diyecekti? Kamu kesim taviz senet ve bonosu. Yatırımcı açısından bir fark yok. Kısa vadeli borç alan bunu çıkarılmış bono ve senetler hesabına yazar. Ve yine tekrarlarsak, borç veren kişinin beklentisi neydi? Faiz geliri elde etmektir derim. Borsadaki taraflar ve gerçekleşen işlemler bu. Durumu özetlersem arkadaşlar, sen yatırımcı olarak hisse senedi alırsan 4 hesaptan birine, ama hisse senedi dışında tahvil aldın, finansman bonusu aldın, hazine bonusu aldın, kar zarar katılım belgesi aldın. Ne aldığının önemi yok. Kime borç verdiğine bak. Devlete borç verdiysen kamu kesimi, anonim şirkete borç verdiysen de özel kesim tahvil senet ve bonusu demen gerekir. Peki, bu videomuzda sermaye piyasası işlemlerine ve menkul kıymete dair temel kavramlara girizgah yaptık. Ardından ve bir sonraki videomuzda hisse senedi işlemlerinde, özellikle geçici yatırım amaçlı hisse senedi işlemlerine bakacağız arkadaşlar.